Eski İstanbul Caddesi'nde bulunan tarihi binalar tehlike saçıyor. Sabuni Mahallesi Muhtarı Timur Erdoğan, çevresinde hiçbir güvenlik önlemi olmayan binaların tehlike saçtığını söyleyerek yetkililerden gerekli tedbirleri almalarını istedi. İnsanlar buradan yaralanabilir, hatta ölebilir. Sabuni Mahallesi Eski İstanbul Caddesi'nde yıkılmaya yüz tutmuş tarihi binalar büyük tehlike saçıyor. Çevresinden her gün yüzlerce insanın gelip geçtiği bu binalar için hiçbir güvenlik önlemi de bulunmuyor. Sabuni Mahallesi Muhtarı Timur Erdoğan, yıkılmaya yüz tutmuş tarihi binanın can ve mal güvenliği açısından tehlike yarattığını söyledi. Tarihi binalardan birinin İnönü İlkokulu yanında bulunduğuna dikkat çeken Erdoğan, her gün yüzlerce çocuğun çevresinden gelip geçtiğini, yetkililerin bir an önce gerekli tedbirleri almalarını istediklerini söyledi. Sabuni Mahallemizin Eski İstanbul Caddesi üzerinde İnönü Okulu'nun yanında iki tane metruk yanmış tarihi eser bina var. Bunlar kullanılmaz, atıl durumdadır. Burada yağmurlu, rüzgarlı havalarda parçalar düşmekte. Tahta parçası, toprak parçası. Bu düşen parçalar oradan geçen insanların can ve mal güvenliği için tehlike yaratmaktadır. Fakat bunlar Anıtlar Kurulu'na kayıtlı olduğu için belediye direkt olarak bunlara müdahale edemiyor. Ben bunların yıkılmasını veya onarılmasını veyahut da kontrol altına alınmasını belediyeden yazılı olarak da talepte bulundum. Bir tanesi tamir edilmek üzere brandayla koruma altına alındı ama brandalar yırtıldı. Şu anda buradan parçalar düşmekte. Bu parçalar da dediğim gibi oradan geçen insanların can ve mal güvenliği için tehlike arz etmektedir. Her an burada bir düşen parçalardan dolayı bir insan ölebilir. Ve bizim burada en çok da mahallemizde okullar çok fazla. Öğrenciler geçmektedir. Bu öğrenciler içinde can güvenliği yoktur. Resmi kurumlardan, ilgili kurumlardan bu haberim üzerine duyarlı olmasını, gereken tedbirleri almasını, yıkılması gereken yerleri yıkılması, koruma altına alınması gereken yerleri de koruma altına almasını talep ediyorum. Aynı zamanda Eski İstanbul Caddesi'nin uzun kaldırıma giderken sol tarafta yine bu şekilde bir tarihi eser bina var. Burada da insanlar oturmakta ama bu tarihi eser bina da yıkılma tehlikesi arz etmektedir. Burada zaman zaman çatısından, duvarından parçalar caddeye düşmekte. Bunlar da yine oradan geçen insanlar için can ve mal güvenliği bakımından tehlike yaratmaktadır. Buradan geçen araçlara da zarar verebilir. Ben ilgili kurumların buraya gelmesini, görmesini, buradan geçmesini, belki buradan hiç geçmeyen ilgili kurum amirleri, müdürleri, memurları var. Buradan geçen insanlar nasıl bir tehlike içinde? Bunu gözlerine görsünler, birebir yaşasınlar. Eğer bunu görürlerse, mesela bir sayın valimizin, belediye başkanının, bir emniyet müdürünün buradan geçip bunu gördüğü zaman burası hakikaten muhtarın dediği gibi insanların can ve mal güvenliği bakımından tehlike arz ediyor. Buranın acilen yıkılması, temizlenmesi veyahut da koruma altına alınmasını göreceklerdir. Burada devamı vurguluyorum. Can ve mal güvenliği bakımından tehlike arz etmektedir. İnsanlar buradan yaralanabilir, hatta ölebilir. Buraların tadilat, tamirat, koruma altına alınması veyahut yıkılması için mutlaka bazı kişilerin yaralanması ve hatta ölmesi mi gerekir? Yaralanma olmadan kazaların önüne geçmek için, ölümlerin önüne geçmek için bir yaralanma ve ölüm olayı olmadan buraların tadilat, tamirat yapılması, koruma altına alınması gerekir.